Herkes de her işi yapma arzusu var. İstiyoruz ki bir anda on iş yapalım. İşin garip tarafı cemaatlerimiz de böyle biliyor musunuz? Bakıyorsunuz yardım kuruluşu eğitim faaliyetleri yapıyor başka faaliyetler yapıyor. Ya yardımla uğraş sen ne işin var öteki işlerle? Ötekisi eğitim faaliyetleri yapıyor. Afrika'da kuyu açıyor Filistin'e gidiyor öteki tarafa gidiyor. Ya biz Müslümanız bir aileyiz yardım faaliyetlerini içimizde hangisi iyi yapıyorsa o yapsın. Eğitim faaliyetlerini hangisi iyi yapıyorsa o yapsın. Biz hepimiz her işi aynı oranda yapacağız diye bir yükümlülük mü var üzerimizde? Niye bu manada kendimizi külfetin altına sokuyoruz? Allah Resulü'nün sünnetlerinden bir tanesi de ihtisasa hürmettir. Kim hangi işte en iyiyse başkaları onun ihtisasına hürmet gösterir. Bu da bir sünnet. Sünnet deyince aklınıza başka şeyler gelmesin sadece bilindik bir iki şey. Bakın bir sünnetten bahsediyorum. İhtisasa hürmet göstermek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Bir alanda birisi iyiyse bir alanda farklı yerdeyse o alanda o iyi olan insanın o iyi olan işleri desteklenmeli. Yeni bir cephe açıp gücü dağıtmanın bir anlamı yok. Başka başka ümmetin bu manada gücünü potansiyelini heyecanını zayi etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bakın eğer bu manada belli şeyleri almazsak karşımızda çok güçlü bir düşman var. Bu düşmanla mücadele etmenin yolu sadece budur. Yoksa biz sadece kendi yapılarımızı cemaatlerimizi vakıflarımızı koruma adına bir hassasiyetle yürürsek bu manada o düşmanla hiçbir şekliyle mücadele edemeyiz. Bunu anlayıp dünyanın mersus olma adına sorumluluğunu yerine getirmemiz lazım. Onun için her şeyi yapma arzusundan kendimizi kurtaralım. Bir şey yapalım hakkını verelim.